Merhaba arkadaşlar, Çılgın Processing'in bu bölümünde en sevmediğim oyunlardan biri olan kaydırma bulmacalarını çözen bir program yapmaya çalışacağız. Tam olarak son anda nereye varacağız ben de bilmiyorum ama aklımda şu var, Q-Learning kullanmak. Reinforcement Learning, yani öğrenme şekillerinden bir tanesi. Temelde şuna dayanıyor aslında, bizim bir oyun sahamız var veya çevremiz var burada environment olarak bahsettikleri. Biz burada bazı aksiyonları, bazı hareketleri yaptığımız zaman yeni bir duruma geçiyoruz ve bu durumla ilgili bir de bir ödül değerlendirmesi yapıyoruz. Ve bizim agent adını verdiğimiz işte hani beyin kısmı ödül alacağı hareketleri yapmayı öğreniyor bir nevi. Q-learning aslında biraz daha detaylı matematiksel bir arka planı var ve bir de bir zincir dolusu aksiyonu aldıktan sonra aslında genelde ödüle ulaşıyoruz. Yani hani her an herhangi bir hamle için aslında bir ödül değeri vermek mümkün olmayabiliyor. Bizim puzzle'ımıza bunu biraz uyarlayacağız ve Q-learning'in tam bu işte zincir bir şekilde şu hamleleri alınca şu ödüle ulaştıysak ödülü işte zincirde geriye doğru azalaraktan dağıtalım. Bu fikri çok fazla yapmayı düşünmüyorum. Biraz daha basit bir halini yapacağım. Ancak hani bu hali, asıl hali bir kenarda duracak. Tamam, o zaman şimdi gelelim. Öncelikle bir oyuna ihtiyacımız var tabii ki. Oyunumuz olmadan bir şey olmaz. Bir oyun klasını ayrı olarak tutmayı düşünüyorum. Ve oyunun içerisinde puzzle alanımızı tutacağız. Şimdi puzzle'ı nasıl tutalım? Aslında bir integer, iki boyutlu array'i olabilir. Buna saha adını verelim. Bunun dışında mevcut bizim hareket ettirebildiğimiz birim, şöyle sliding puzzle'a geçecek olursak hızlıca, aslında dur, bunu açmak istemedim. Evet, sen git ha. Nedir temelinde? Herkes biliyordur herhalde ama bir tane boş bir hane var ve kaydıra kaydıra puzzle'ı düzgün hale çıkarmaya çalışıyoruz ve daha doğrusu senin resim var belki ama sayıları sıralamaya çalışıyor olacağız bizim durumumuzda. Ve herhangi bir puzzle state'i, durumu veya o anki halini aldığımız zaman aslında en fazla 4, en az da 2 farklı seçeneğimiz var hamle yapmak için. Mesela böyle gibi bir durumda boşluk köşedeyse ya bunu kaydırabilirim ya bunu kaydırabilirim. Ama boşluk ortadaysa 4 yönde de bir hamle yapabilirim. Hamle yapabileceğim boşluğun bulunduğu indeksi bilmem gerekiyor. Onu tutalım diye düşünüyorum. Yani burada ne diyelim, IJ mi olsun? IJ olsun hadi. IJ benim boşluğumun bulunduğu yeri söylüyor olacak oyunun içerisinde. Aslında başka da bir şeye ihtiyacım var mı? Yok herhalde. Oyunun içerisinde bazı işimizi kolaylaştıracak metotlar olması iyi olacak. Bir oyun oluştururken kaça kaçlık olacağını söyleyeceğiz. Biz başlangıçta 3'e 3'lük bir oyunla başlarız, elbette kolay olur. Ve genelde bunlar kare oluyor. Kare olmazsa çözülebilirliği bazı boyutlar için sıkıntılı olabilir gibi geliyor bana, çok emin değilim ama. O yüzden bir tane integer n alalım biz. Ve bu n dediğimiz hem yükseklik hem genişliği tutacak olsun. Burada bir array olduğu için array'i oluşturunca length'in içerisine tutulacak elbette ama ben burada boyutu da bazı işleri kolaylaştırması içinden ayrıca tutmak istiyorum. Class değişkenim olan boyutu n'den alacağım ve sahayı oluşturacağım aslında. Saha eşittir yeni bir integer array array'i ve buralarda da yazan şeyim genişliğim boyut kadar ve yüksekliğim boyut kadar olacak. Başka ne istiyorum? Bunun içini aslında oyunun türüne göre dolduracağım. Bitmiş bir oyun isteyebiliriz bazen. Öğrenmek için kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bir boolean ifade bitmiş mi diye olsun. Eğer bitmiş bir oyun istediysek integerlerimiz şöyle de olacak. Bitmiş mi? Bitmiş bir oyunda for döngüsüyle integer i eşittir. Şimdi i'ler yatayı temsil edecek herhalde bizde. Şu yukarıdakine x, y diyelim isterseniz. Genelde döngülerde i, j kullanmaya alışkınız çünkü. I dediğimiz boyuttan küçükken ilerleyeceğiz. i'yi arttırarak gideceğiz. Burada yapmak istediğim şu. Bitmiş bir oyun sahası oluşturmak.
Şurada resimde gördüğümüz gibi yani 4'e 4'lük bir şey varsa işte başladım 1 2 3 4 satırı doldurdum. Her satır için var pardon her sütun için satırları dolduruyor olacağım aslında. İ'ler, J'ler burada yer alacak. Boyut kadar ilerlerken. Ne yapmak istiyorum? Sahanın İ'cesine bir sayı yazacağım. İ ile J'nin toplamına bir eklemek gibi falan şeyler mi yapalım? Hani ikisi üzerinden parametrik olarak hesaplayabiliriz. Hani J çarpı genişlik artı İ olabilir. Ya da şöyle yapabiliriz. Dışarıda bir içerik mi diyelim, sayı diyelim. Sayı dediğimiz değer birden başlar. İlk önce buraya sayıyı atarız. Sonra da sayıyı bir arttırabiliriz. Yani sayıyı bir arttıra sayıları diziyorum. Ta ki son köşeye gelene kadar. Son köşeye geldiğim zaman aslında buraya sayı koymak istemiyorum. Ancak bitmiş bir oyun için işte hani o son parçayı da koyduktan sonra hani ondan sonra geri değiştirebilirim. Nasıl değiştiririm? Derim ki işte sahanın bu sefer boyut eksi bir ve öte yandan yine boyut eksi birdeki hanesine. Şimdi sıfırı normalde kullanmıyoruz. Ben sıfırı boşluk olarak kullanacağım. Çünkü burada sahayı yeniden oluşturduğumuz zaman zaten bütün hepsi sıfır oluyor. Onun dışında bunu sıfırladıktan sonra şu anki belirtecim x ve y üzerinden belli oluyordu. Yani şu anki boş hanem bunun üzerinden belli oluyordu. Ben onu da bitmiş bir oyunda yine x ve y burasıdır diye belirtiyor olacağım. Ancak bitmiş bir oyun oluşturmuyorsam o zaman rastgele oluşturabilirim anlamına gelir. Ancak şöyle bir şey var. Rastgele oluştursam da her ne kadar benim mantıklı sayılar koymam gerekecek içeriğine. Yani hani birden işte bilmem kaça kadar sayılar tekrar etmeyecek biçimde yerleşmeleri lazım. Tekrar ederlerse sıkıntı var. Onun için şöyle bir şey belki yapabiliriz aslında. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım bence. Şimdi yukarıda sayıları yerleştiren güzel bir döngümüz var aslında. Onu buraya da aldığımı düşünün. Ancak sayıları değil, sayıda değil de aslında indeks olacak bu sefer. İndeksleri sıfırdan başlatıyorum. Ve bunu bir indeks olarak kullanacağım. Bir integer sayılar array'i oluşturmak istiyorum. Yeni bir integer array'i. Boyutu da boyutun karesi kadar. Yani kaç tane sayım varsa o kadarlık bir array oluşturacağım. Evet, integer array diyeceğim bu tarafta. Sayılar. Bunun içeriğine de şuradaki boyut olacak ama hani sayıların length'i de aynı şey. İyi artırarak gidersek. Yapmaya çalıştığım şey şu. Kayıt da edelim de. Kaydırma. Çünkü Ctrl-S alışkanlık hep basıyorum. Burada yapmaya çalıştığım şey şu. Şimdi ben indeksi sıfırdan başlattım. Ve hani her seferinde sayılar elimdeki sayılardan birini ekliyorum buraya. İndeksi arttıra arttıra gidiyorum. Yani sayılar dediğim şey boyutun karesi kadar sayıyı içeren mesela 3 olduğu durumda 9 tane sıfırdan 8'e kadar 9 dahil olmayacak şekilde sayıları içeren bir array. Ve bu sayılar sıralı bir şekilde içine yerleşmiş olacak. Ben bunu şu şekilde yaparsam sayıların i'inci indeksindeki şey i dersem yani sayıların length'ine kadar sayıların hepsini yerleştirmiş oluyorum. Sonra dışarıda başlattığım indeks üzerinden bu sayıları sahanın içerisine bir bir yerleştiriyorum. Yukarıdakine benzer şekilde. Ancak burada şu işlemi yapmadan önce bir şey de değiştirmek isteyeceğim. Bu sayılar sıralı düzenli olmasın, karışık olsunlar isteyeceğim. Karışık olmaları için burada bir başka döngüyle aslında sayıları ikili yer değiştiriyor olacağım. Her bir sayı için diyeceğim ki sen şuradaki elemanla yer değiş. Şuradaki elemanla yer değişmenin hani şeycesi, bilgisayarcası nedir? Bir tane integer'ı biz geçici değerde tutarız. i'dekini mesela böyle tuttuk. Sonra bir başka sayıyla bunun yerini değiştireceğiz.
Ve hangi sayıyla yerini değiştireceğimizi de aslında yani R dediğimiz bir başka rastgelelik üzerinden belirleyebiliriz. Processing'in random'ını bilmem kaçıncı kez tekrar hatırlayacak olursak random dedikten sonra ikinci yazdığımız kısmı almıyor tamam. Yani ben burada sayılar length'e kadar giden bir rastgele şey elde ettiğim zaman buradan bize sayılar length float değil ama sonrasında bunu float'a çevirmek için de integerlik olan kısmını alabilirim şu şekilde. Yoktu bizde değil mi? Şöyle yapıyorduk. Ya da böyle yaparız. R ile i'yi değiştirmek istiyorum. Aynı mı değil mi çok fazla umursamayacağım. Zaten hani aynı şeyle değiştirirsek işlem yapmamış olacağız ama onun dışında çoğu zaman aslında onunla değiştirmiyor olacağız. Başka bir şeyle değiştiriyor olacağız. Şimdi i'dekini elimde tuttum. Bu sebeple R'dekine i'dekini alacağım. R'dekine i'dekini aldım. Mı? Bir dakika dur. Şimdi i'dekini elimde tuttum. Yanlış yaptım. i'dekine R'dekini alacağım. Ardından da bu sefer R'dekine geçici değişkenim temp için bir kısaltmadan TMP'yi koyacağım. Bu biraz karıştıracak içeriğini. Ve tabii bunları karıştırdık, ettik vesaire derken ekranda görebilmek isteyeceğiz. Ekranda görebilmek kısmında da şurada aslında şey de olabilir bu setup içerisinde. Bir oyun oluşturduk diyelim. Oyun O1 eşittir. Ne olsun? New oyun dedik. Kaça kaçlık? 3'e 3'lük istedik. Ve bitmiş isteyelim öncelikle. True dedik. Tabi bunu bir ekrana çıkartan bir metodu olabilir. Burada neye kızdı? Ha, void setup demedik ona kızdı. Tamam. Burada bu oyunu yazdırmak için bir şeyimiz olabilir. Void yazdır gibi bir metot mesela. Oyunun içeriği her neyse onu ekrana yazdıracak. Nasıl yazdırırız? Yine aslında şuradaki gibi bir ikili döngüye ihtiyacımız var. Ve yapmak istediğimiz şey nedir? Şu sahada ne varsa onu yazdırmak. Print diyeceğim. Sağdaki değerler integer olduğu için boş bir string ekleyerek onu string'e çevireceğim. Sonra arkalarına da birer boşluk bırakacağım ki yapışık bir şekilde çıkmasınlar. Print dedik, yazdırdık. Sonrasında da her bir şeyin sonunda bir alt satıra geçeceğim. Mesela O1'i yazdırarak şöyle başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, sıfır da bizim boşluk hanemizi belirtiyor. Ve bir de karıştırsın isterseniz false olarak başlatalım. Mesela bakıyorum 8, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani şeyimiz de ortada. Oyunu elde edebiliyoruz. Şimdi oyunun içerisinde, oyunda ilerlerken aslında hamleler yapacağız. Ve hamleyi yaparken mevcut oyuna uygun hamleler yapabilmemiz lazım. Bunu nasıl yapalım? Şimdi void hamle yap diyelim isterseniz bu metodun adına. Hamle yaparken bize bir integer mı versin? Öyle yapsın. Hamlenin h'si. Şimdi sıfırsa mesela sola gitsin, birse yukarı vesaire o şekilde hani hamle bizim kaymamızı sağlayacak. Ancak bir hamlenin geçerli olup olmadığı bilgisi de lazım bize. Onun için bir tane ben Boolean geçerli hamle mi gibi bir metot yapmak istiyorum öncelikle. Bir hamleyi veriyoruz. Şu anki durum için bu hamle geçerli mi değil mi? Sadece ona karar vermek istiyorum. Ve onun geçerliliğine şöyle karar verebiliriz. Şimdi boyut bizim sınırlarımızı belirtiyor. X, Y bizim sıfır şeyimizin nerede bulunduğunu söylüyor aslında. Ve mesela sola gidebilmemiz için şu resimleri açacak olursak mesela bu durumda bu durum nedir? Bizim x ve y'miz boyut eksi 1'e eşit. Böyle bir durumda biz
hamlemizi sağa yapabiliriz. Yani şunu bir tane sağa kaydırabiliriz. Ama bunu sağa kaydırmak bizim x, y koordinatımızı sola değiştirmek oluyor. Hani onu o şekilde düşünürsek, boşluğu nereye kaydırdığımızı, boşluğun nereye geçtiği üzerinden düşünürsek daha mantıklı gibi geliyor bana. Boşluğu sola veya yukarı kaydırabilirim bu durumda. Yani ben aslında mevcut x ve y değerlerimi sınırlarımla kontrol edeceğim. Şuradaysam mesela 0 0'sa sıfırdan neysem diyeceğim, sıfırdan büyüksem o zaman buraya hareket edebilirim. Yani sağa gidebilmem için, pardon, sola gidebilmem için benim sıfırdan büyük olmam gerekir mesela. Geçerli hamleyi buradan şöyle kontrol edebiliriz. Öncelikle şöyle bir kodlama yapalım. H0 sol, biz sola taşımak istiyoruz olsun. Yani bu ne demek? X'i bir azaltmak istiyoruz anlamına geliyor. 4 farklı durumumuz olacak. H1, H2, H3 yukarı olsun. Bu durumda Y'yi bir azaltmak istiyoruz. 2 dediğimiz zaman sağa gitmek istiyor olalım. Yani X'i bir arttırmak istiyor olalım. Bu durumda aşağı gitmek istiyor olalım. Yani y'yi bir arttırmak istiyor olalım. Yani kodlamamız bu. Herhangi bir kodlama olabilirdi. Ve burada aslında durumları kontrol edeceğiz. Eğer e dediğimiz şey sıfırsa, yani biz sola gitmek istiyorsak, geçerli hamle olup olmadığına şöyle karar veriyorum. Yani ben sola taşımak istiyorum boşluğumu. O zaman x'in sıfırdan büyük olması lazım. Sıfıra eşitse false döneceğim. Geçerli hamle değil diyeceğim. Değilse aksi takdirde true dönmüş olacağım. H benim. H değerim 1'e eşitse ne yapmak istiyorum? Bu sefer yukarı çıkmak istiyorum. Bu sefer o zaman return y büyük 0 dönmem lazım. Diğer ikisi için de 2 ise ve 3 ise bu sefer öncelikle x'in bir şeyden küçük olması lazım. Neyden? Boyut eksi 1'den küçük olsun ki yani en fazla boyut eksi 1'e ulaşabilsin demiş olacağız. Aşağıda da bu sefer aynı durum ama y için söz konusu şey olarak da kare şeklinde olduğu için ne olacak? Sıkıntı olmayacak. Bir else durumu daha. H yanlış girildiyse return false diyelim. H yanlış girildiyse bir şey yapmayacağız çünkü. Hamleni yaptan önce geçerli hamle mi kontrolünün yapıldığını varsayıyor olayım. Hamlem geçerliyse hamleyi yapmak nedir? Çok da bir şey değildir aslında. Şuna benzer şekilde şöyle alalım. Ne yapacağız? Bu sefer bir şeyi return etmeyeceğiz de bu durumda x'i azaltacağız. Y'yi azaltacağız. İşte x'i arttıracağız. Y'yi arttıracağız. Bu durumda bir şey yapmayacağız. Şu şekilde. Yani geçersiz bir sayı verdiysek de hamle yapmamış oluyoruz. Hamlemi yaptıktan sonra şöyle bir şeyi kontrol etmek isteyebilirim. Bu oyun biten bir oyun mu değil mi? Boolean. Oyun bitti mi? Aslında yani mevcut saha için oyun bitmiş mi bitmemiş mi? Onun kontrolünü nasıl yapabiliriz? Onun kontrolünü aslında yine şuradaki döngümüze dönüyor olay. En başta bitmiş bir oyun oluştururken şu döngünün işe yaradığını biliyorduk. Bu sebeple ben oyunun bitip bitmediğinin kontrolünü yaparken de şöyle yapacağım. Şimdi sayıyı aldım elime. Sağ üzerinde sayıya eşit olmasını istiyorum bu elemanların. Eğer bu diyeceğim ki sayıya eşitse sıkıntı yok, doğru gidiyoruz. Ama sayıya eşit değilse sıkıntı var. Şöyle yapalım. Sayıya eşitse ben sayıyı bir arttıra arttıra yine ilerlemek istiyorum. Ancak
eşit çıkmadıysa ne yapacağım? Doğrudan return false diyeceğim. Oyun bitmemiş. Neden? Çünkü olması gereken, bitmiş bir oyunda olması gereken sayı orada yerine oturmuyor. Tek bir istisna söz konusu, son eleman için değerimin sıfır olması lazım. O halde buraya onu ekleyelim. Oraya döngüden ulaşmamızı da engelleyebiliriz ama o biraz daha çetrefilli bir iş olur. O yüzden şurada ekleyeceğim. İyice sayıya eşit olacak. Veya şu doğru olacak. İ boyut eksi 1'e eşit ve aynı zamanda j boyut eksi 1'e eşit. Yani ne demek istiyorum? Ya sağdaki sayı olması gereken sıradaki sayıya eşit olacak birden başlayarak gittiğim. Ancak en sağ alt köşede mesela 4'e 4'lük için 16 yer alması gerektiği anlamına gelir bu. İkinci bir kıstasım daha var yalnız. En sağ alt köşeye bakıyorsam o zaman şu soldaki ifadeye bakmaksızın zaten bu ifade doğru bir hale gelecek. Or ile veya bağlacı ile birleştirdiğim için. Yani bu sebepten dolayı da son kare return false'u engellemiş olacak. Bunlar bitti bitti hepsinin üzerinden geçtik. Demek ki doğruymuş. Demek ki oyun bitmişmiş anlamına gelecek. Şimdi böyle bir oyun başlattık. Oyunu yazdırdık ve ben şurada denemek için şöyle bir şey yapayım. Print O1 oyun bitti mi dersem bunu düzgünce yazdırıyor muydu burada bakalım acaba. False dedi mesela. Bu oyun için bitmedi diyor. Bir de bitmiş bir oyun alalım. Yazdıralım. Ondan sonra oyun bitti mi çağırdıktan sonra bir de şöyle bir şey yapayım. Mesela O1 nokta hamle yap diyeceğim. Hangi hamleyi yapabiliriz? Başlangıç anında sağ üst köşe boş olduğu için mesela sola taşıma hamlesini yapabilirim ben. Sıfır diyebilirim. Sonra tekrar yazdırıp oyun bitti mi diye bir kontrol edebilirim. Baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada başta oyun bitmiş olarak başlıyor. Sonra ben bir hamle yaptığımı zannediyordum ama yapamamışım. Neden biliyor musunuz? Çünkü hamleyi yaparken çok önemli bir şey unuttuk. Hamlelerin sahayı değiştirmesi lazım. Bu kadar basit olan bir şeyi nasıl unuturuz? Hamlelerimiz sahayı değiştirmeli. Onu yapmayı unuttuk. Hamle yapın. Ben de zaten hamle yapmak bu kadar basit değil ki bir şey olacaktı diyordum. Her biri için şunu yapmamız lazım. Şimdi x'i azaltmadan önce, x'i azaltacağımı biliyorum, hamlenin geçerli olduğunu biliyorum. Sahada i'ler x ile değişiyordu, bunlar y ile değişiyordu. Sahada x'e y'deki parçayı bir yanındakiyle değiştirmek istiyorum. Aslında değiştirmenin bir tane metodunu yapsaymışız daha mantıklıymış. Neyse, yazıyoruz artık. Ama çok kez yazacağım, değil mi? Tamam, onun yapalım o zaman. Şurada şimdi şu olay vardı ya, şu olayı ben bir metoda taşımak istiyorum. Hatta bu metot şurada olan bir metot mu olsun düşünüyorum. Klasın içerisinde olsun. Private bir void metot değiştir. İkili değiştirmeyi sağlıyor bize. Neyi değiştireceğiz? Array'den şeyleri değiştireceğiz ancak. Ve hani yukarıdakinin benzeri de yukarıdakinin yerine geçmeyecek olsun o zaman. Tamam. Şimdi tekrar düşünüyorum bazı şeyleri. Integer i1, integer i2 mi? Yok. J1, integer i2, integer j2 şeklinde sıralanırsa daha mantıklı herhalde. Şimdi bizim sahadan bu iki elemanın yerinin değişmesini istiyorum. i1, j1'den geleni elime aldım. Rastgele bir şeyle değiştirmeyeceğim. Değiştireceğim yer belli. Sahada ikinci konum olan i2 j2'deki değer benim hatırladığım temp değerinde bulunan şeyin yerini alacak. Sonra da şu şekilde
bu değerin yerini temp'teki geçici değer almış olacak. Yani bu değiştir şeyin üzerinde değiştirmeyi sağlıyorsa, bir sahanın üzerinde değiştirmeyi sağlıyor sadece. Ve bizim hamle yap kısmında bunu kullanmış olacağız artık. Değiştir metodu. Neyle neyi değiştireceğim? Aslında x ve y ile x'in bir eksik hali ve y, bu ikisi arasında bir değişiklik yapıyor olacağım. Eğer x'i azaltmayı planlıyorsam. Y'yi azaltmayı planlıyorsam o zaman y eksi birlisiyle bir değişiklik söz konusu. X'i arttırmayı planlıyorsam bu şekilde, y'yi arttırmayı planlıyorsam da y'nin bir fazlasıyla aralarında bir değişiklik söz konusu. Şimdi çalıştırdığım zaman bakıyorum sağa bir hamle yapacağız diye düşünmüştük. Oysaki yukarı kayıyor. Neden? Çünkü benim başta düşündüğüm üzere şey yapıyoruz aslında. Sayıları yerleştirirken şimdi soldan sağa diziyoruz. Tamam. Gösterirken de aynı mantıkla gösteriyoruz. Sonrasında hamlemi yaparken sıfır dediğim şey aslında x eksenlerim şöyle dikeye dizili gözüküyor. Sol değil de yukarıya karşılık gelmiş oluyor bu sebeple. Yani şuradaki hareketlerimiz aslında düşündüğümüzün bir parça tersi. Yani x'i eksiltince sola kaydırıyoruz gibi düşündük. Ancak biz şurada yukarıda döngüde hatırlarsanız nasıl yaptık? Önce i'lerden sonra j'lerden gittik. Aslında oluştururken önce j'ler sonra i'ler desek ona göre yerleştirmiş olacaktık. Öyle mi diyelim? Ama şimdi çok fazla yerde değiştireceğiz. Hani aslında bu x'ler, y'ler sadece şurada yazdık ya. Şurası yukarı olmuş olacak yani. Burası sol olmuş olacak. Burası aşağı olmuş olacak. Burası sağ olmuş olacak. Yani hani oyunun işleyişi veya göstermesi açısından bir sıkıntı yok aslında. Sadece şurada başta düşündüğümüze göre tam tutmuyoruz aslında. Tuttuğumuzun bir miktar farklısını yapıyoruz. O yüzden bu şekilde yapmış olalım. Oyunu kurmamız tamam. Yarım saatimizi aldı. Q-Learning'i yerleştirmek bakalım ne kadar zamanımızı alacak. Şimdi ben bu oyunu mesela normal oynayabilirim. Oynanabilir bir halde bu oyun. Şöyle düşünün. Bitmemiş bir haritadan başlayalım. False. Şurada print elen olsun, oyun bitti mi yazdırıyoruz ya. Bitmemiş bir oyunla başladığımı düşünün. Ve şöyle bir şey yapayım ben. While oyunun bitmediği sürece. Oyun bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi biraz rastgelenin gücünü görmeye çalışacağız. Oyun bitene kadar şunları yapmak istiyorum. Öncelikle oyunu yazdıracağım. Sonra bir hamle yapacağım. O hamle geçerliyse. Geçerli bir hamle bulmam lazım benim. Bu durumda. Geçerli bir hamle rastgele buluyor olayım. Random. Kaç hamlem var? 4 hamlem var. 4 hamleden birini buluyorum. Ama bunun geçerli bir hamle olması gibi bir şart var. Bu arada şu randomumuz gerçekten düzgün doğru çalışıyor mu ondan çok emin değiliz ama bir burada test ederken görürüz belki. Geçerli hamle mi diye R'yi test ediyorum. Ya da biz buna H diyelim ki şey olsun. Sonra hamle anlamına geldiğini daha iyi fark edelim. Eğer bu bir geçerli hamle ise bu hamleyi yapmak isteyeceğim. Hamle yap diyeceğim. Hangi hamle? Hey yap. Tamam, o hamlesini yapacak. Sonra ne olacak? Oyun bitti mi diye tekrar kontrol edecek, yazdıracak falan fişman. Bakalım oyun bitecek mi? Başlattık. Ama ne oluyor? Bir şey olmuyor. Neyi atladık bakalım. Bitmiş oyun mu oluşturdum ben? Hayır, değil, değil mi? Bitmiş oyun mu oluşturdum yoksa? Bitmiş mi? True'ysa ha tamam ya, true'ysa sıralıyorum. Değilse sıralamıyorum. O1'i yazdıralım. Başla.
Görelim neymiş. Bitmiş mi? Bitmemiş ki bu. Niye bitmiş gibi oldu? False. Bitmedi. Ha tamam. Bitmediği sürece diyeceğim. Bunun tersi diyeceğim. Doğru ya. Tamam. Az önce olanları görmemiş oldum. Çalıştırdık. Dı-dı-dı. Bitti mi bitmedi mi onu da aslında yazarsak şeyler daha rahat ayrılmış olur. Oyun bitti mi? Hamle yaptık. Oyun bitti mi? Yazdıralım ki. Tabii ki daha bitmiyor. Ama bakın bitti. Bitmiş mi peki? Bittikten sonra yazdırmıyoruz ki. Bittikten sonra da yazdıralım ama şu resme bir bakıyorum. Bu resim bitişe yakın mı? Değil. Bu resimden sonra tek hamleden bitiremez ya, değil mi? Ben oyunu bilmediğimden mi yoksa bakayım. Biri mi kaydırdı? Belki de içeride bir hata yapıyoruz. Hamle geçerliyse yaptık. Bitti mi yazdırdık. Hamlenin ne olduğunu yazalım. Print line H diyelim. H'yi yazdırıyoruz. Eğer oyun bittiyse mi diyelim ne diyelim. Oyun bitti mi yazdırıyoruz. 10 defa da bunu yazdırmış olacağız ama yani sonra ileride bu kadar 10 defa yapmıyor olacağız. Eğer oyun bittiyse burada ya da şöyle yapayım tamam. Dışarıda son bir defa o bir yazdır dersen while döngüsünün dışarısında oyun bittikten sonra bir kere daha yazdırmış olacak. Tabii ki tamamen rastgele hamlelerle bitmesi zor bir oyun. Ben oynarken de aynı şey oluyor bu oyunu. Ama az önce bitmişti. Ama bittiğini söylediği zaman bir sıkıntı var mıydı yok muydu? Onu bir kontrol etmek istiyorum aslında. Bir baştan başlatalım. Belki çok iyi bir hal gelmedi. Dı-dı-dı. Dı-dı-dı. Bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 4, 6, 5, 4, 5, 6 yok artık böyle bir hamle yok. Bir dakika. Biz hamle yaparken bir şeyi kaçırıyor muyuz ona bakalım. Şimdi geldik buraya. X, Y. Yok. Tamam. Hani X yukarı, X'ler dikey eksende gibi düşünüyoruz değil mi? Öyle. X'leri burada, Y'leri burada kontrol ediyoruz. Ve ardından şurada nasıl yapıyoruz? Yine X'ler, yine Y'ler için arttırıyoruz, azaltıyoruz ve değişikliğimizi yapıyoruz. Değişikliğimizi yaparken bir sıkıntımız var mı? Onu bir kontrol etmek isteyeceğim. Değiştir kodunda belki bir sıkıntım vardır. İyi biri temp aldım. İyi 2'deki şimdi dur. İyi 1 J1. İyi 1 J1. İ 2 C 2 İ 2 C 2 yani İ 1 J 1 üstse tamam düzgün gözüküyor. Hamlemi yapmadan önce aldık buradan baktık. Öyle değil mi? Öyle. X'im Y değerim değişiyor. Oyunun içerisindeki bitmiş mi kontrolümde sıkıntı yok aslında. Dur bir dakika. Şurada şeye bakalım yalnız. Şimdi 3 ne demek? Bizim sözlüğümüzde 3. Yani sıfırın yerinin şuralarda buralarda değişmesi gerekiyordu mu? Ama bak şu halden sıfır demişiz. Sıfır ne anlama geliyor bizde? Hamlemize bakalım şuraya yazdığımız haliyle. Sıfır yukarı demek oluyor. Yani şunu yukarı taşıdığımı düşünüyorum. Sıfırı görünce ancak aşağı taşımışım. Sonra bir daha aşağı taşımaya çalışıyorum gibi oluyor. Yani her hamlem geçerli değil elbette burada. Ama burada niye iki defa yazdırıyor?
İki defa neden yazdırır ona bakalım. Yazdırıyorum. Geçerli hamlemi. İki defa yazdırması için bir sebep yok sanki. 2, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 1, 4, 5, 7, 8, 0. Hani geçersiz bir hamle ise iki, ha tamam, iki defa yazdırmasının sebebi geçersiz bir hamle ise bir sonraki hamleye geçti, o yüzden. Hani geçersiz bir hamleyi göstermiyor zaten orada. Şurada mesela birin geçerli bir hamle olduğunu söylüyor bize o zaman. Ancak bir geçerli bir hamle olmasına rağmen ne olmuş? Bir şeyler ters gitmiş. 2, 6, 3, 2, 3, 6. Şu ikisini yer değiştirmiş. Sıfıra dokunmamış. Yani şu olabilir, bir dakika. Bitmemiş bir oyun oluşturduğum zaman ben x ve y'yi boyut eksi 1'e taşıyorum. Doğrudur. Buraya sıfırı da yerleştiriyorum. En başta sıfır var. Bitmiş bir oyun istersem ne yapıyorum? Bitmiş bir oyun. Pardon, pardon. Bu yukarıdaki bitmiş bir oyun. Bitmiş bir oyun istersem böyle yapıyorum. Bitmemiş bir oyun istersem benim şöyle yapmam lazım. Sıfır neredeyse, sıfırın konumu x ve y'nin içerisinde durması lazım elbette. Şimdi sayıları yerleştire yerleştire gidiyoruz. Bu sayılardan bir tanesinin içerisinde sıfır var. Onu nasıl kontrol edeceğim? Şurada bir if ile kontrol edebilirim. Sahaya az önce yerleştirdiğim eleman sıfır mıydı diyeceğim. Eğer sahaya az önce yerleştirdiğim eleman sıfır idiyse, o zaman buradaki x ve y, yani benim şeyi, belirtecimi tuttuğum yer, bu değerlere eşit olacak. Tamam. Yani az önce sıfırın başka yerde benim belirtecimin olduğu yerse sıfır sıfırdan başlıyordu. Ki hal böyle olunca tabii ki yaptığımız hamleler şeye yansımıyordu. Yani son durumda ulaştığımız resim bizim bitmiş bir oyuna karşılık geliyordu, ama ondan önceki bütün hamleler bizim aslında sıfırı değil de başka bir sayıyı kaydırdığımızı varsayarak oluyordu. Ki bu ne zaman oluyordu? Bu bitmemiş bir oyunla başladığımızda. Bitmiş bir oyunla başladığımızda zaten yerini bildiğimiz için elle belirlemiştik. Zor bir oyun denk geldi sanırım. Yeniden başlatalım. Şimdi burada şeyden çok da emin değilim ama hani herhangi bir karıştırma çözülebilir mi, çözülemez mi? Muhtemelen genelde çözülen kombinasyonlar var gibi geliyor bana. Ama bazı kombinasyonlar çözülemiyor da olabilir. O durumun karşısına geçmek için bizim hani öğrenebilir haldeki sistemimizde aslında ben bitmiş oyunlardan bahsetmeyi, başlatmayı değil, başlatmayı planlıyorum. Şimdi bu dönük olsun, ben şey yapacağım. Bir tane ayrı bir class olarak bizim ne olsun? Zeka olsun, hadi aklıma bir şey gelmedi. Zeka klasımız olacak. Zeka klasımızda şöyle bir şey tutmak istiyorum aslında. Bir dolu olası oyun kombinasyonu bulunacak. Ve bu sebeple elimizdeki mevcut bir sahayı ben şey olarak tutabilmek istiyorum. Bir ne olarak tutabilmek istiyorum? Bir aslında kodlanmış bir string olarak tutabilmek istiyorum. Onun için şöyle bir şey yapalım isterseniz. Bir tane şurada public string dönen kodla metodum olsun. Kodla metodu bana şöyle bir şey dönecek. Bir hani oyun, şu anki oyun sahası için şifreli bir ifadede bana şey ver diyorum aslında. Ne olduğunu ver bunun. Şimdi 3'ü 3'e göre düşündüğüm için pat pat sayıları koyacaktım ama şimdi tekrar düşününce şey olacak. Hani 4'e 4 olduğu zaman her biri rakam olmayacak bu sefer. Aralara belki tire koymak isteyebilirim bu sebeple. Bir tane string'e başlıyorum. Boş bir string. Şu anki mevcut sahayı kodluyor olacak bu string. Ve bunu kodlarken şöyle bir şey yapmak istiyorum aslında. Tabii string'in adı olması lazım. K'ya artı eşittir. Ne ekleyeceğim? Sayının kendisini ekleyeceğim. Arkasına da bir adet tire koyacağım ki hani böyle bir zincir halinde
şeyi kodlamış olalım. Ancak burada tek bir şartım olacak aslında. Sona ulaştıysam tekrar bir tire koymak istemiyorum. Koysam da olur. Çok fark etmezdi. Hani kodladığımız zaman düzgün bir şekilde durmuş olması açısından son karakterin ardına ayrı bir tire karakteri eklemiyor olacağım ve bu döngülerden sonra da şurada return k'yı return edeceğim. Elimdeki string'i return edeceğim. Zekam ise aslında durum, bir dolu durum tutuyor olacak. Onlar için ayrı bir class yapayım. Durum state class'ı. Şimdi bir durum nedir diye düşündüğümüz zaman şöyle bir şey olacak aslında. Yani haritanın mevcut bir durumu. Bu bunun kodunu tutsun diye düşüneceğim. Kodunu da tutarsak acaba şey mi olsun? Şimdi kodlanmış hali için ben bir hash kullanmayı düşünüyordum aslında ama HashMap şöyle bir şey. Bir string'e bir değeri veya bir objeyi aslında atıyoruz. Öyle değil mi? Öyle. Tamam. Böyle bir şey olabilir gibi geliyordu bana. Ve string'ler bizim durumumuzu ifade edecekti. Ancak durumun içerisine de ben mevcut sahanın bir kopyasını koyabilirim aslında. Durum bana sahanın kopyasını bulundurabilir. Yani bir mevcut durum dediğim zaman içinde bir integer array saha var. Sağdan zaten sıfır neredeyse oradan şeyi bulabilirim. Ve bu durumda alınabilecek aksiyonlar var. Yani yapabileceğim şeyler var. Public integer bir integer array. Şöyle yazacağız değil mi? Saçma sapan yazmayalım. Integer mi hatta onu bir düşünürüz ama yani başta integer gibi düşüneyim. Hamleler. Yani bir durumda elimizde bir saha var ve buna karşılık gelen hamleler var. Zekamızda da aslında neler var? Zekamızda bir hashmap var gibi düşünüyorum ben. Hashmap şunu sağlayacak bana. Çeşitli string anahtar değerlerinden durumlara ulaşıyor olacağım. Buna defter diyelim. Hani zeka defterimiz bu. Yeni bir hashmap oluşturuyoruz. Burada ne yer alıyor? İşte hani çözdüğümüz bütün olaylar burada yer alıyor olacak. Zekamızın yapması gereken ne olacak? Zekanın içerisine bir tane oyun yerleştirebiliriz aslında. Hani oynasın falan diye. Arada oynar. Onun için bir constructor yapalım isterseniz. Bir oyun bekliyor. Oyun o dediğimiz şey burada bir class değişkeni olarak da tutuyor olalım. Hani oyunu dışarıdan alıyor. Zekaya biz oyunu dışarıdan veriyoruz. Ve aslında zekaya biz oyna diyeceğiz. Yani hani oynayacak. Oyna metodu bir integer değeri alabilir ve hani kaç kez oynayacağımı tutan bir şey olabilir bu. Hamle yap metodu olsun içerisinde aynı zamanda. Ve şöyle düşünelim. Şimdi oyna metodu aslında k kez hamle yapmamızı söylüyor olacak. Yani bu hani o kadar oynayacak. Bittikçe yeni bir oyun oluşturabilir. Yok, yeni oyun oluşturmaya bir şey yaptım da hani yeni oyun oluşturmak tabii gerekebilir. Yeni oyun oluştururken eski oyunu yok ederek mi oluşturalım? Olabilir. Yani hani dışarıda bu oyunu çok da umursamıyoruz herhalde. Yani şeyin zekanın dışında. Yani oyun bitince yeniden oyunu oluşturabiliriz. Şimdi oynarken ne yapacağız aslında? Hamle yapacağız. Hamle yapma
Neyse, onu yapacak. Hamle yapmanın sırrı da şu olacak aslında. Oyunun mevcut halinde bir kod alıyorduk ya, hani şöyle kodla diyorduk. O bir nokta kodla bize bir string, oyunun mevcut halinin kodunu dönüyordu. O bir değil bu arada, bu kontekste o dedik ona. Ve şimdi HashMap ile ilgili bilmemiz gereken put oraya bir değer yerleştirir. Get oradan bir değer almamızı sağlar. Eğer key'i biliyorsak. Ancak o key içerisinde yoksa onu kontrol etmek için nerede yazıyor bu ya? Dur, get'i is mi diyeceğiz ya da şey. Şöyle düşünelim. Şimdi defterimizden kontrol edeceğiz. Neden görmüyorsun? HashMap defter. Defterimizden şöyle bir kontrol edeceğiz. Nasıl bir kontrol edeceğiz? Bakalım. Şunlarla çok ilgilenmiyorum ben. Aslında dict. Ama bunlar sadece buradaki şeyler için herhalde, değil mi? Set var. Get var. Ama var olmayan bir şeyi almaya çalışırsam ne oluyor? Onun tam Java'ya yönlendirmişler. Java'dan bakalım. Is has mi? Has miydi acaba? Put, remove, replace, is empty, get. Ha tamam. Yoksa null dönüyormuş. İyi tamam. Şimdi defterden şunu almaya çalışacağım. S'yi. Bu da bize bir durum dönecek. Durum nullsa demek ki defterde yokmuş anlamına geliyor. Null değilse biz defterle ilgili bir şeyler yapabiliriz. Daha doğrusu durumla ilgili. Şimdi durum null değilse zaten saha bilgisi burada. Yani oyunun mevcut sahasıyla aynı şey bu. Aslında o zaman da bu saha bilgisini de çok tutmaya gerek yok gibi gözüküyor. Ama bu durumda yapılabilecek hamleler var. Hamlelerden ben hamleleri şöyle düşünüyorum. Bir integer array'imiz var. Tabii bunu bir şekilde doldurmamız da lazım. Doğru, doğrudur. Nasıl dolduracağız? Yeni bir durum oluşturduğumuzda aslında durumu şöyle anlarda oluşturmak istiyorum. Bir sonraki hamle beni kazanmaya taşıdıysa ondan önceki durumumu kaydetmek, aklımda tutabilmek istiyorum. Tamam, şimdi birazcık aklıma bir şeyler geliyor sanki. Şöyle düşünelim. Public bir constructor'ımız olsun burada. Ne yapmam lazım aslında? Yeni bir durum oluşturduğum zaman hamleler array'ini oluşturmam lazım. Yapabileceğim 4 hamle var her zaman diye düşünüyorum ama olmaması gereken hamleleri de burada eğer ayıklayacaksam şöyle bir şey belki diyebilirim. Yani bu mevcut konumda ama yok o zaman şey indeksler karışacak. Her zaman için 4 şeyimiz var gibi düşünelim. X ve Y bilgisini alalım. Hani mevcut sıfırımızın, hareketli parçamızın nerede olduğunu bilgisini alalım. Ve buna göre de şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Eğer x değeri sıfırsa her seferinde hangisine izin vermeyeceğiz aslında? Onu yazmaya çalışıyorum. Hamlelerden hani sıfırdaki x değerim sıfırsa ve x'te de daha sıfırda x'i küçülttüğüm için x'in sıfırdan büyük olması gerektiği için x değerim sıfırsa bu hamleyi mümkün olmayan bir hale getirmek istiyorum. Tercih etmeyeceğim bir şey olmasını istiyorum. Onun için de aslında max integer'ın en büyüğü demekinin bir kolay yolu varsa ya da şunu alalım yazalım.
x verdik, tamam. En büyük integer'ı buraya koyacağım. Hatta gerisini şuradan alırsak daha işim kolaylaşır gibi. Sonrasında ne yapıyorum şimdi? Hani y ile ilgili olan taraf. Ha, bir dakika, doğru. Dur dur dur. Neyse, tamam. Şimdi y ile ilgili olarak diyelim. Buradaki hamleyi imkansız hale getirmek istiyorum eğer y sıfırsa. Bir de bunların boyut eksi 1'e eşit oldukları durumlar var. Ama tabii ha, burada boyut yok. Boyutu da vermem gerekecek. O zaman int boyut diyelim. Çünkü zeka hani oyundan tamamen bağımsız bir şekilde işliyor. Yani farklı oyunlar için de işleyebilir çünkü. Boyut eksi 1, 3, ikinci ve üçüncü hamlelerimiz. Tabii hani oyundan bağımsız bir şekilde işleyecekse hamle sayımızı burada ona göre değiştirmemiz gerekecek. Bu şunu yapıyor hani. Bazı hamleler en baştan zaten yapılmaması gereken hamleler olarak belirlenmeli. O belirleme işlemini yapıyor. X ve Y'ye ve boyuta bakarak. Sonra sahanın mevcut konumuna ihtiyacım var mı yok mu ondan şu an çok emin değilim. O yüzden sahayı şimdilik bırakıyorum. Gerekirse sahayı tekrar alırız. Şimdi burada şöyle düşüneceğim. Defterden bu hamleyi almaya çalışıyorum. Aldıysam tamam. Alamadıysam, defterde bu hamle yoksa, o zaman şöyle bir şey yapmak isteyeceğim. Defterde bu hamle yoksa. Defterde bu hamle yoksa ne yapmam lazım? Deftere eklemem lazım. Durum, yeni durum. Yeni bir durum olarak eklenecek. Oyundan ben bazı bilgilere ihtiyaç duyacağım. O yüzden şunları public yapalım. X, Y ve boyut bilgilerine ihtiyaç duyacağım. Zaten buradaymışız. Şimdi nelere ihtiyacım vardı? X, Y. Neden bunları tamamlamıyorsun? Neyse. Ve boyut. Yeni bir durum oluştururken bunları verdim. Yeni bir durum oluşturdum. Yeni durumu defterime eklemem lazım. Defter nokta put herhalde, demin görmüştük. Oyunun mevcut hali kodumuzda zaten yukarıda kodladık ve YD'nin objesi, bunu ekleyeceğim. Şimdi hani çalıştırırken bazı şeyler kesin çökecek, ona bakmamız gerekecek, bazı yerlerde yanlış yapmışızdır ama ne yaptım aslında? Deftere hani oyunumu yeni ekliyorum daha. Bir şeyler yaptım, ekledim. Sonra rastgele olası bir hamle bulmak istiyorum. Aslında onu da oyunun içerisine koysak güzel olur. Public int rastgele geçerli hamle. Hani az önce yapıyorduk ya, aslında biraz ona benziyor. Rastgele bir geçerli hamle bulmam lazım ama benim. Geçerli hamle metodum var zaten. Burada şöyle bir şey yapalım isterseniz. Bitmiş değil de bitmemiş bir oyun oluştururken şu şekilde bir mantık işledik ya. Oluşturduk, karıştırdık ve üzerinden geçerek ekledik. Karıştırmayı şurada yapıyoruz. Rastgele hamle. Şimdi hamlemin geçerli olduğunu garanti etmek istiyorum. Sayılarım kaç hamlem var? 4 hamlem var. Aldım buraya koydum. Ve burada karıştırdım. Karıştılar diye umuyoruz. Sonra da tamam, şunun aynısını tekrar bir alayım. Sonra da şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunları deneye deneye gideceğim. Eğer sayılardaki bu hamle
geçerliyse, geçerli hamle mi diye bir kontrolümüz vardı ya, bu geçerliyse return bu diyeceğim. Yani geçerli bir hamle bulabilmeyi umuyoruz bu döngüde. Çünkü hani hiçbir şey geçerli değilse o zaman kötü bir duruma düşmüşüzdür. O kötü durumda return eksi 1 diyeceğim. Bu bana şunu sağlayacak. Şimdi hani random dediğim zaman hangi sayı geleceği belli değil. Mesela 1 geldi, sonra tekrar 1 geldi, tekrar 1 geldi. 10 defa 1 geldi diyelim. Ve 1 geçersiz bir hamle ise hani aslında 10 defa o işlemlerle hani random yaptım, gittim, metodu aldım, verdim ve hani bir türlü sonuca ulaşamadım. Bu bana sonuca ulaşır biçimde bir geçerli hamle verecek. Neden? Çünkü ben her zaman biliyorum ki en azından iki hamle geçerli olacak. Ama hangi ikisi bilmiyorum. Şöyle diyebilirim. Tamam, sıfırdan başla. Tamam, sıfır değilse bir yolla, bir değilse iki yolla. Böyle bir sistem yalnız öncelikli olarak sıfır hamlesini yapmaya meyilli olacak. Ben öyle bir şey istemiyorum. Hani hamleleri rastgele denerken eşit sayıda denemeye çalışsın mümkün olduğunca. Ama öte yandan da geçerli hamleyi kararlı bir şekilde bulmuş olalım. Yani her seferinde kesin bu metot bana geçerli bir hamle versin ve bunun ne kadar döneceğini de ben kesin kes söyleyebileyim. Yani şöyle hani sürekli random olarak oluşturup onu geçerli mi diye test ediyor olsaydık bazen bir defada bulacaktı, bazen bin defada bulamayacaktı. Çünkü hani random'ın oluşturacağı sayının dağılımı aşırı garantili değil. O yüzden böyle hani bir parça daha fazla işlem yapıyorum gibi belki ama aslında uzun yolda biraz daha sağlıklı bir şey yapıyorum. Burayı daha hızlandırmak için aslında şu sayılar ereğini oluşturmayı dışarı alıp karıştırıp hani her seferinde yeni bir karışım yapabilirdik. Yapmadık. Şimdi gelelim burada ne yapmak istiyoruz? Defterimi koydum buraya. Defterime yani mevcut durumu koydum. Ve bundan sonra deftere bu resmi ilk defa koyduğum için biliyorum ki bunun benim elimde geçerli bir sonucu henüz yok. O yüzden rastgele bir hamle yapmak isteyeceğim. Onun oyun olduğunu biliyorsun. Neden rastgele hamle mi vermiyorsun? Rastgele bir geçerli hamle isteyeceğim buradan, oyundan. Sonra yalnız şunu merak ediyor olacağım ben. Hani bu benim yeni hamlem. Rastgele hamlenin RH'si olsun. Sonra şunu merak edeceğim. Ben bununla oyunu bitirirsem bu hamleyle demek ki az önceki durum için bu hamleyi yapmak güzel bir şey anlamına gelecek. Ben bu hamleyi yaptıktan sonra şöyle düşünelim. Bu hamleyi yaptıktan sonra ben bu yeni durumu aslında elime almak istiyorum. Aslında bir yandan bir durum var. Bir de bir önceki durum yani iki durum var gibi hani her seferinde bir karşılaştırma yaparken iki durumu elimde tutmak isteyeceğim ben. Onu şöyle yapsak nasıl olur acaba? Şimdi şöyle diyelim. Yani her seferinde durum D1 ve D2 söz konusu. Ben burada D1'i alıyorum elime. D1 null değilse diye kontrol ediyorum. D1 null değilse yapacağım hareketi D2'nin içerisine tutuyorum. D2'nin içerisine tutuyorum. Ve bu bir döngü hal, daha doğrusu pardon bu hamle yapımının içerisinde tamam. Hamle yapı sık sık dışarıdan çağırıyor olacağız. O zaman durumları burada tutmuyor olacağız. Tek bir hamle için düşüneyim ben yine o zaman tamam. Ben sanki döngüyü buraya entegre edeceğiz gibi düşündüm de bu zaten dışarıdan çağrılıyor. O zaman ben durumlarımı yine böyle düşüneyim. Şimdi hani iki durum dedi ki yeni durum var. Bir de sonraki durum var. S'de. Ama belki de sonraki durum. Şimdi oyunun üzerinde oynamak isteyeceğim. Geçerli hamle aldığım için hamle yapı doğrudan çağırabilirim. Hangi hamleyi yapacağım? RH hamlesini yapacağım oyunda. Güzel. Bu hamleyi yaptıktan sonra ben öncelikle şunu test etmek istiyorum. Bunu kodlayalım.
ikinci bir koda sahibim. Acaba bu geçerli bir şey miymiş? Yani bu daha önce deftere eklenmiş mi, eklenmemiş mi? Onu almak isteyeceğim. Durum diyeceğim ki get defter. S2. D'nin içine alsam olur herhalde, değil mi? Bu eski durumu yansıtıyordu. Olur herhalde. Şimdi bunu kodladım. Onunla ilgili geçerli durumu aldım. Bu var mı yok mu onu bir kontrol ediyorum. Gittiğim yer. D null değilse, yani gittiğim yerin bir de bir değeri olması lazım aslında. Hani orada olmanın değeri nedir? Hani orada hamleler var. Bir durum klası için düşünüyorum. Orada bazı hamleler var. Oradaki hamlelerin minimumu aslında benim orası için atanmış değerimi bildiriyor olabilir. Şimdi burada bazı hamleleri yapamıyoruz falan dedim ya. Onları da max value yaptık. Ama şöyle yapmak daha sağlıklı olabilirdi belki. Orada boş bir durum oluşturduğum zaman bütün hamleler aslında nereye gittiği henüz ölçülmediği için hepsi de elverişsiz gibi düşünebiliriz. Normalde reward değerleri artar, fazlalaşır. Ama ben şöyle düşündüm. Oyunun bitmesine ne kadar kaldı? Kaç hamle kaldı? Onu tutalım diye düşündüm. O yüzden de hani orada çok yapmak istemediklerimizi integer max value olarak tutabiliriz. Bunun sıkıntısı olur mu? Olmaz. Tamam. Boyutu neden kullanmadık? Tamam. Çünkü gerek kalmadı artık. Bir durum oluştururken. Şu aşağıda değil, şurada. O zaman şunlardan kurtulacağım. Tamam. Bir durum için şöyle bir değerlendirme yapacağım. Public int değeri nedir? Değeri ne? Minimumunu bulmak istiyorum buranın. Minimumu şu maximum value'dan başlatıyorum. Ve her bir array elemanına bakarken şunu test ediyorum. Hamlelerden buradaki min'den küçükse yeni minim o olacak. Min eşittir. En küçük değeri bulmaya çalışıyorum oradaki. En küçük değeri de buranın değeri olarak return edeceğim. Buranın değeri küçükse eğer, o zaman iyi yoldayız anlamında olacak. Şimdi geliyorum bu taraftan. Neye bakacağım aslında? Şurada. D null değilse dedik. Boş değilse değeri ne? Yani bir D koymuşuz oraya. Değerini aldım. Ve bu değerin aslında ne olmasını istiyorum ben? Sonsuz olmamasını istiyorum. Integer max value'dan. Ya en azından max value'ye eşit olmamasını istiyorum. Max value'ye eşit değilse şunu yapacağım çünkü. Değerli bir yer burası. Şöyle yapalım. Değeri aldım. Elimde tutuyorum. Max value değilse diyeceğim ki bir önceki durumda şurada hani yeni bir durum oluşturduk ya. Yeni bir durum oluşturdum ben bir önceki halimin haritasında. Sonra bir hamle yaptım ve başka bir duruma geçtim. Bu yeni geçtiğim başka durum daha önceden defterime kaydedilmiş. Ve daha önceden defterime kaydedildiği için içinde max value olmayan bir değer olabilir. O zaman diyeceğim ki bir önceki durum için de o halde ben bu hamleyi değerli bir hamle olarak kaydedeyim. Hamlem neydi? RH'ydi. Yani Y'de durumun içerisine aslında bunu bir şey olarak eklememiz daha iyi olabilir. Durumun içerisine diyeceğim ki hani bu duruma güncelle diyeceğim.
Hangi hamle RH hamlesi için? RH hamlesinin yeni değeri değer olacak diyeceğim. Tabii güncelle diye bir metot şimdi yazmam gerekiyor. Public void güncelle metodu. Ne bekleyecek? Hamlenin ne olduğunu ve değerinin ne olması gerektiğini bekleyecek. Ve burada aslında şöyle bir şey de yapacağım. Yani hamlelerin değerleri vardı. Hamlelerdeki H hamlesinin değerini güncelleyeceğim ama değerini güncellemem için D daha küçükse güncelleyeceğim. Hani daha önceden daha iyi bir çözüm bulmuşsam onu bozmamak için. D ne kadar küçükse benim için o kadar iyi. Burada diyeceğim ki bu hamlem zaten D'den büyükse o zaman artık D olsun. Çünkü D, yeni değeri daha değerli bir şey ortaya çıktı ki. Değil mi? Hani YD'yi güncellemiş olacağız burada. Zaten hamleyi yaptık. Hani hamleyi öncesinden yaptık ancak sonrasından bir değerlendirme yaptık. Buna ek olarak bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum aslında. Deftere daha önceden eklenmemişse. Şimdi de yeni ulaştığımız yer null değilse dedik ya, else kısmında şu anlama geliyor. Bu daha önceden deftere eklenmemiş. Yani yeni bir yere gittik, o da deftere eklenmemiş çıktı. O zaman bunu burada yeni bir, hani şurada ne dedik? D'nin içerisine yaptık aslında bunu. Defterden almaya çalıştık. D'yi null olduğu için yeni bir durum olarak elimize alabiliriz. Hani gittiğimiz yer yeni bir durum. Ve bu yeni durum için şunu sorabilirim ben. Daha doğrusu bu yeni oyun için. Bu bitmiş bir oyun mu? O zaman dur. Aslında yeni durum oluşturmayacağım. Yeni bir yere gittik ya zaten. Onunla ilgili eğer defterde değilse oluşturmayı burada yapıyoruz. Burada yapmam gereken aslında oyunu sorgulamak. Neydi, bitti mi miydi? Oyun bitti mi? Çok güzel isimler bulduğumuz için. Şunu yapıyorum, hani oyun bitti mi diye sorguluyorum. Çünkü neden? Oyun bittiyse eğer az önce yaptığım hamle dehşet dehşet süper bir hamleydi. O zaman YD'yi yine de güncelleyebilirim. Yani hani ya gittiğim yerde değerli bir hamle olacak ya da yaptığım bu son hamle oyunu bitirecek. Oyunu bitiren hamle bence 1 diyebiliriz hani. 0 ayrı bir şey için belki kullanılır. Az önce yaptığımız hamle diyeceğim ki oyunu bitirmiş harika bir hamleymiş. Hamle yapma dedik. Şimdi hani şurada diyoruz ki hani hamle yaparken kodladık, defterden aldık falan. Defterde varsa ne yapacağım? Onu yazmadık hani bir tek. D dediğimiz şey defterde varmış. Böyle bir durum varmış. Durumun içerisine şöyle bir şey de koyalım. Hani tıpkı değeri ne yaptık yani durumun değerini aldık. En iyi hamle ne gibi bir şey olacak bir de. Buradan baktık, araştırdık. Bu durum için en iyi hamleyi bulmaya çalışıyoruz. Ama burada eğer değeri ne de mantıklı bir sayı varsa en iyi hamle vardır burada. Hani şurada minimumunu bulduk ya. Burada aynı zamanda şey tutabiliriz. Minimumun indeksi. Başta mesela eksi birden başlatıyor olalım. Burada ilerlettik. Daha küçük bir değer bulduğumuz zaman iyi değerini oraya koyduk. Burada da o indeks değerini return ettik. Yani minimumun indeksini bulmuş olduk. Ancak hepsi max value ise buradaki döngümüzün içerisine, if'in içerisine hiçbir zaman girmeyecek. Eksi 1 dönmüş olacak bu durumda. Yani burada ben şöyle diyeceğim aslında. En iyi hamle ne diyeceğim. Bu benim hamlem olacak. Ancak şeyi test etmem lazım. Eğer h dediğim şey eksi 1 değilse en iyi hamlem var. Aksi takdirde rastgele hamle yapmam gerekir. O zaman ne olacak? Aşağıdaki durum aslında. Defterde varmış. Ama güzel bir hamle çıkmadı. Nereye kadar?
Şu Helsinki. Şöyle aslında. Hani defterde varmış. Deftere yeni bir şey koymama gerek kalmadı ama. Ama düzgün bir şey değilmiş. Şimdi burada da YD'yi güncelliyoruz ya. YD'yi güncellemek yerine aslında benim güncellediğim şey D olacak. Çünkü zaten defterden alabildiğim bir şey olacak bu. Bir önceki ama. Tamam. Bu YD dediğim neydi? Bir sonrakini mi işaret ediyordu? Bir dakika orada bir karıştırmayalım, bir dakika geri alayım. O yapıştırdığımı geri aldım. Şimdi en iyi hamlem yok. En iyi hamlem yoksa aslında aşağıdaki durum dedik. Yeni bir durum oluşturup deftere onu YD olarak eklemiştim. Sonra hamlemi yapmıştım. Şimdi ne yapacağım? Şunu yapacağım sadece. Evet, YD'yi güncellemek yerine D'yi güncelleyeceğim ama bir sonrakini yine ben D olarak almıştım ya. Çok da iyi yapmamışım aslında, neyse. Bir sonrakini ben D olarak almak yerine bir sonrakini durum YD olarak alayım. Bir sonraki ile ilgili güncellemelerim bunlar. M. YD. YD dediğim D olmalı. Ama bu D dediğim bir sonraki durum olmalı. D2 adını verelim ona. Evet. Yani şöyle bir şey yaptım hani. Eğer İyi bir hamle yoksa burada rastgele geçerli hamle dedim. Aslında dur, bunu her halükarda yapacağız. Bu ayrı bir kısım olacak herhalde. Şimdi şurayı ben geri alayım olmaz. Alttaki şeyle birleştirmemiz daha iyi olacak çünkü hani. Neler değişecek aslında? Değişen kısım çok büyük bir kısım değil. Şimdi hamle yapmadan önce. Mevcut durumu aldım. Defterden almaya çalıştım. Defterde varsa ve yoksa iki farklı durumum var aslında. İki durumda da bir hamle yapmak istiyorum aslında. Şurada integer rh adını vereceğim. Başta eksi bir de başlasın. Eğer defterde yoksa rastgele hamle yapacağım. Defterde varsa ama en iyi hamle yine yoksa o zaman da rastgele hamle yapmış oluyorum. En iyi hamle varsa, en iyi hamle ne diye sormuştum. RH H'ye eşit olabilir. En iyi hamleyi yapabilirim. Ancak bir de Q learning ile ilgili bazen arada rastgele hamleler yapmamız gerekecek ki hani hep bir tane yol bulduk ama o en iyi yol mu yoksa hani genel geçer fena olmayan bir yol mu onu biraz ayırt etmek için burada yine şansa bağlı olarak hani ya onu ya bunu hala almak isteyebiliriz. Ama onun dışında şurada eğer defterde yoksa deftere ekliyorum. YD olarak yeni durum olarak deftere ekledim ancak yine de rastgele bir geçerli hamle alacağım. Sonra o hamleyi yapıyorum. Yeni bir duruma ulaştık. O durumu defterden almaya çalışıyorum. O durumu defterden D olarak değil de hani karışmaması açısından yeni bir durum olarak almam daha iyi olacak. Az önce yaptığımız sıkıntı oydu. Ona D2 diyelim. Bu D2 dediğim yer null değilse onun değerine bakacağım. Ve şurada YD demiştik ya. Aslında bu yeni eklediğimiz durum, defterdeki durum, almaya çalıştığımız durumla aynı şey. Yani YD dediğim şey de D olsa olur. Yani D yokmuş ya zaten yukarıda. D null olduğu için buraya geldik. D'nin içerisine ekledik bunu. Buraya ekledik. Elimde D var, bir de D2 var. D2 gittiğimiz yer iyi bir yerse dedik.
baştaki D'nin değerini bir fazla olarak güncelle. Çünkü bir hamle fazladan atmak gerekiyor burası için. Şurada bir tane fazlalık parantez olacak, onu sileceğim. Ve eğer gittiğimiz yer defterde yoksa, yani deftere kaydıyla hamle yapım başında bir sonraki turda ilgileneceğim. Şimdi ilgilenmek istemiyorum deftere eklemeyle, ama orada oyun bitmiş olabilir gittiğim yerde. Oyun bittiyse D'yi güncelleyeceğim. Yani D2'yi sadece şurada onu defterden alabiliyorsam değerini hesaplamak için kullandım. Aksi takdirde ne yapıyorum? Burada normal işimi yapıyorum. Şimdi burada oynarken hamle yapacağım. Hamle yaptıktan sonra eğer oyun bittiyse bir mesaj yazayım. Arada çünkü gözlemlemek isteyeceğim. Bitti diye. Ve sonra da oyunu baştan kurayım. O'tır yeni bir oyun. Bunun parametreleri de O1'in boyutu kadar olsun. Yani O'nun orijinal halinin boyutu kadar. Ve bitti mi? False. Bitmiş olarak başlamasın. Oyun bitti mi? True'ysa evet. Öyle yapmış olacak. Oyna dediğim zaman biraz oynayacak işte. Şimdi yeni bir oyun oluşturuyorum. Bir de zeka oluşturmak isteyeceğim. Zekaya oyunu göndereceğim. Ve zekaya belli bir miktar oynamasını söyleyeceğim aslında. Beş bin hamle oynasın mesela. Şimdi bakalım hatalar olacak mı, var mı? Ya da hiçbir şey görmeyeceğiz, bekleyeceğiz mi? Muhtemelen. Dur bir de şuranın sonuna. Son yazalım ki hani zeka işini bitirdi mi, takıldı mı? Heh, son çok erken geliyor, tamam. Demek ki bu kadar hamle çok az bir hamle sayısı. Son. Yine sonu gördük. Bu kadar, o kadar deniyor deniyor, oyun bitmiyor. Şimdi benim ikinci düşündüğüm noktalardan bir tanesi şuydu aslında. Sliding puzzle. Bütün şeyleri çözülebilir mi? Sona ulaştık. Ama bitti yazısı göremedik. Hani hiç bitiremedi. Ama mesela turu başlasaydı, hani bir defa başta herhalde bitti görecektik. Çünkü zaten bitik başlıyor. Burada benim çekincem şuydu. Hani elimize bir şey geliyor. Ama bitirilebilir mi, bitirilemez mi? Çok emin olmuyoruz mesela, bir karmaşa, elimizdeki karmaşa. Onun bitirilebilir olmasını garanti etmek için bir karıştır metodu ekleyeceğim oyuna. Void karıştır. Yani oyunu bitmiş olarak başlatıp karıştıracağım. Ne kadar karıştıracağım? K kadar karıştıracağım. Karıştırma ne yapacak? Aslında karıştırma her seferinde geçerli yok. Rastgele geçerli hamle alarak uygulayacak. Hani oyunun bitip bitmemesine bakmaksızın hamle yap diyeceğim. Kaç kere yapacak? K kere. K kez rastgele bir geçerli hamle alıp yapıyor olacak. Karıştırın yaptığı şey bu olacak. Ve ben başta oyunu bitmiş olarak veriyorum. Ve zekanın içerisinde oynarken hani şurada şey bitti yazıyoruz ya, yeni oyun oluşturduğum zaman aslında O'yu bir miktar karıştıracağım. Ne kadar karıştırayım? Mesela 10 tane karıştırayım. Şimdi çalıştırdığım zaman biraz daha bitti görmeyi bekliyorum sanki. Ama değil mi yoksa?
Oyun bittiyse dedik ki oyunu karıştır. Ha. Ha. Yo tamam karıştır. Karıştıracak herhalde. Şöyle yapayım. Bir karıştırayım. Öncelikle. Oynarken ne oluyor görmek istiyorum. Oyunun şurada hamle yapıyorum değil mi? Onu bir merak ettim de bir dakika. Hamle yap diyoruz değil mi? Tamam. RH ile. O nokta yazdırı çağıralım. Ne oldu? Bitti mi? Cidden konsol oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 8. Şurada mesela hamle yapılmamış. Kitledik mi? Bozduk mu? Bir dakika. Geldi mi? Yok gelmez. Konsolunu bozduk muhtemelen prosesini. Prosesin neredesin? Burada yoksun. Acaba doğru zamanda kaydetmiş miyiz? Kaydetmeden genelde şey çalıştırmadan genelde kaydediyorum sanırım. Şeyin içerisinde nerede olacağız? Ha şu çok, çok büyük bir sayı bu arada. Zekanın içerisinde tamam hamleyi yazdırıyormuşum en son orada kalmışız. Sonu gördük mesela. Bakalım ne olmuş bir şöyle hani. 1 2 3 şöyle başlamış. Buraya kaydırmış mesela. Sonra bir bitti görmüşüz mesela. Bu en baştaki durum mu? Ben bitmiş oyun veriyorum. Bu hamleyi mi yapıyor? Sonra mesela 7-8-0, 7-8-0. Burada kalmış mesela. Hamle yapmamış. Hayret. Biraz içte neler olduğunu çözmem lazım o zaman. Şimdi hamle yap diyorum. Hamle kodunu mu acaba düzgün alamıyorum? Yani hani şurayı bir görmem sanki iyi olur. Yani burada nelere bakabilirim? Aslında println save'i bir yazdırabilirim. Sonra mesela rastgele geçerli hamle aldım ya da en iyi hamleyi buldum. En iyi hamle bulduysam onu yazdırayım mesela. En iyi hamleyi ne olarak buldu mesela orada acaba bir şeyler kayıtlı mı hep eksi bir mi geliyor rastgele mi geliyor mesela bunlar kodlarımız tamam kodlayınca ne biçim kodlu ya o? Şeyi tam tersi yapmışım ben kodlarken bu arada şöyleyse olmayacak böyleyse olacak tamam sırayla yanlışlarımızı bulacağız. Mesela şu duruma karşılık geliyor mu? Değil. Neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 7, 8, 6. Saham farklı, şey farklı. Neden öyle? Bakalım. Bu kodlama ile ilgili kısımda bir sıkıntı. Kodlayı çağırdığım yere bakalım. Ne diyorum? Oyuna kodla diyorum. Oyun kendisini kodlayacak. Sağdakileri alıyor, yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Ha bu pardon, bu ilk durum, bu ikinci durum. 4, 5, 6, 0. Tamam. Hamleden sonra görüyorum ya o yüzden. Hamleyi yaptım, ondan sonrasını gördüm. Yani hani bunun kodu aslında şuradaki olacak. Ki o da doğru. Onlar eşleşiyor. Şu ilk üç birkaç durum için en iyi hamle yokmuş. Yani deftere bir şey eklenmemiş. Sonraki durumlarda aslında deftere bir şeyler eklenmiş. Ama o durumlar için hiç en iyi bir hamle daha önceden kayıt edilmemiş olmuş.
Ancak şurada bir yerde bir noktada aslında bitti görüyorsam ben ki görmüyorum sanki. Yani başlangıçta bitmiş olarak vermek yerine belki oyunu. Yani bitmiş bir oyun oluşturuyoruz ya. O bir nokta karıştır deyip bir parça karıştırılmış bir oyun vermek daha mantıklı belki. Çünkü şey olsun hani bitirecek bir şey olsun en azından. Bir parça karışmış geliyor ama sonraki hamlede sıfır buraya gelmiş mesela, sol buraya gelmiş, sonra yukarı çıkmış. Yani hamleler aslında bize biraz şey mi yapmış? Yani bir türlü bitişe ulaşamamışız bu haliyle. Mesela şurada 500 olsaydı bitişe ulaşıp en iyi hamleler bulabileceğimiz bir an olacak mıydı? Olmadı herhalde yine. Bittiği yani şurada konsolda göremiyorum. Yani gittikçe daha da karıştırmaya karşılık gelmiş aslında. Bu sebeple ben genelde şeyi düşünüyordum. Şimdi hani başta biraz oyun kolay çözülebilir hallerle başlasın oynarken. Mesela oyunun içerisinde hamle yapıyoruz, yazdırıyoruz falan. Benim için önemli olan şu defteri doldurmak. Yani bu defter güzel olsun. Asıl bizim oyunumuzu oynayıp bitirmeye çalışacağımız yer burası değil. O sebeple belki şurada şöyle bir şey olabilir. Yani burası iç içe döngüler diye düşüneyim. Ve K kez aslında biten bir oyun mu olsun? Yok, o değil. Şöyle mi dedim, ne dedim? Şimdi İ mi olsun, J mi olsun? J aslında kaç kez deneyeceğimi belirsin. J max, D max gibi. Burada J'leri arttırarak gidiyorum. Yani J bana şunu söyleyecek aslında. Bu kadar hamle yap, hamle yap. Burada O'yu ha, karıştır. Boş bir oyundan karıştırmıyor ama. Onu kaçırdım ben. Tamam. Bitince o yeni bir oyun olacak. Eski oyunun boyutu kadar ve bitmiş bir halde. Bir tane karıştırıyorum. Bir tane karıştırmak yerine K kadar karıştırayım. Burada da aynı şekilde yapalım. K kadar. Her seferinde hani boş bir oyun. K'dan başlatıyorum. K kadar karıştırıyorum. Sonra şurada hamlelerimi yapıyorum. Bitirirsem yine K kadar karıştırıyorum. Her bitirdiğimizde artık K'yı da bir arttırıyoruz ki daha çok karıştırılmış bir haritayla karşımıza gelsin. Ancak burada şöyle bir şey hala söz konusu. Burada bitmedi, bitmedi, bitmedi. Ha yok. J max'ta hani en fazla alabileceğimiz şey sayısı. Deneme sayısı gibi. Yani bu durumda ne olacak? Mesela tamam, ona 500 dersem en iyi hamleler yine bitmemiş oyunlara karşılık geliyor. Yani bir yerde bitti görmek istiyorum hani artık herhalde. Şöyle yapalım. Şöyle hani oynarken ki kısımda bir de tamam şunu yazdırmasam bitti görecek miyim bir yerde? Şu S'yi ve en iyi hamleyi de yazdırmayayım. Sadece bitti kelimesini görmek isteyeyim. Şu dışarıda sonu hala bulunduruyoruz. Tamam. Ona 500 yazdım ve hala sona ermedi mi yani? Oyuna ilerliyor mu acaba? Yeni şeyler yapıyor mu? Onu görmek istiyorum en azından. Onu görmek için şurada iyi değerlerini göreyim en azından. Ha şimdi de son yazacağı tuttu. O bir önceki için mi öyle oldu?
Ne diyorum? Dur bir dakika. Oyna diyorum. Tamam. Şurada print line i dedim. Program mı şaşırdı? Ne oldu? Arada ha, bir dakika dur, başka bir yerde şu print line kalmış. Tamam, bir sürü boşluk yazdırdı o yüzden. Tamam, şimdi iki defa bitti mesela. En azından iki defa bittiğini görüyorum oyunun. Demin şunu atalım. Buna gerek yok aslında da. Ben bittileri görmek için şey yaptım. Şimdi mesela bitmedi ama. Ben burada şunu değil de şunu mu daha yüksek tutmak isteyeceğim herhalde. Hadi bitir arada be. Demin bittiydi bir iki defa ama. Son. şimdi burada ne yapalım? Bir düşünelim. Neden bitmiyor? Çok basit oyunlarda olmasına rağmen. Muhtemelen hani en iyi hamle ne diyoruz? Geçerli hamle, rastgele hamle. Rastgele bir hamle yapıyoruz oyunda. Şimdi şöyle bir şey yapayım öncelikle. Bizim yeni oyna şeyimizde şunu birden başlatırsam sonu daha çabuk göreceğiz. Neden? Çünkü dış döngü, iç döngü var. Hamleleri yapa yapa ilerliyor. Jmax'a ulaşana kadar aslında karıştırma değerimiz 1 olmuş olacak o zaman. Yani böyle yazınca bir sürü bitti görmeyi düşünüyorum. Neden öyle olmuyor? Ha pardon. Şurası sürekli daha da karıştırıyor. Pardon, ben yanlış düşündüm. Jmax'ı küçük yazacağım ama dur, şurada da şöyle başka bir matematiğim de olması lazım benim. Hani K kadar yapıyorum, Jmax kadar diyorum. Evet, tabii K'yı büyük yazacağım çok denemek için. Jmax küçük olacak hamle sayımı az tutmak için. Ancak K'yı da büyük yazarsam K hep artarak gider. Onu daha yavaş arttırmak isteyeceğim. Onu da şimdilik şöyle 1 diyeyim, 50. Tamam, K'ya değil de hani karıştırırken birlik karıştırıyorum ama K kadar deneyeceğim. Bu da benim maksimum hamle sayım. Hani oyun bitmiyorsa artık hani o kadar da şey yapmayalım diye. Mesela şimdi 100 dediğim zaman hani bayağı bir bit sayısı görüyorum. Şimdi bir de şöyle bir şeyi test etmek isteyeceğim. Hani en iyi hamlemi yazdırıyordum ya. En iyi hamle bazen eksi 1 olmasın. Tek istediğim şey bu sanırım. Hatta dur şöyle bir şey yapalım. En iyi hamle eksi 1 değilse bunu yazdıralım. Son. Bazı durumlar için en iyi hamlemin şey olması lazım ya, değil mi? Deftere yanlış ekliyor olabiliriz, ona bakalım. Deftere eklerken ne yapıyoruz? Şimdi hani bittileri gördük ya. Oyun bitiyor bazen. Oyun bitiyorsa neyi güncelledik? D'yi güncelledik. D nedir? D bizim bir önceki durumumuz. Tamam. D'de neyi güncelledik? Bu hamleyi yapmanın, yani RH'yi yapmanın. RH, tamam. RH'yi yapmanın en iyi hamle dedik. H'yi oradan aldık. RH'yi yapmanın değeri 1'dir dedik. Bu ne yaptı? Bu içeriğini aldı, değil mi? Ha. Şurada hata mı yapıyoruz? D daha küçükse hamlelerden onu al diyoruz. Mesela. Bak en iyi hamle 3 falan çıktı bazı durumlarda. Tamam, yani bir şeyler oluyor. Tamam. Şu diğerine bir gördük mesela, o oradan geldi. Değeri. Tamam. Bir önceki bitirişin şeysi gözüküyor mesela burada. Öte yandan bir de tabii oyunu daha fazla karıştırarak da yapabilmek isteyeceğim. Hani şurada ikiler eklersem, çalıştırırsam. Yine mesela bittiği durumlar var. Bayağı var. Ama ne yok? Şunu hiç görmedim. Neden?
Değer güncellemesi yapmadık. Neden olabilir? Bakalım. Ha, bir önceki durum yoksa mı sıkıntı oldu acaba? Oyuna metodumuza bakıyorum. Zaten buradaymış. Pardon. Hamle odadayım. Yok, tamam, doğru yer. Hamle yapa bakacağım, tamam. Hamle yaparken ne yapıyorum şimdi? D'yi defterden almaya çalıştım. D yoksa şurada yeni bir D oluşturdum. Onu deftere koydum. İkinci durumu aldım. İkinci durum. İkinci durum varsa da, ama belki de daha önceden eklenmiştir mesela ikinci durum. Ama onun oyunu bitirip bitirmediği belirlenmemiştir. Doğru mu? Doğru gibi. D2. D2'nin değerini alıp, D'nin değeri ondan bir fazladır dedik burada. Ancak eğer bu bitirici bir hamle ise, D2'nin var olup olmamasından bağımsız bir şekilde aslında herhalde. Belki de şurada hata yapıyoruz. D2'nin şeysinden bağımsız biçimde, yani onun değerlerinden bağımsız biçimde, çünkü belki de yanlışlıkla eklendi bir döngümüzde, güncellemek isteyebiliriz. Şimdi bir şeyler patladı. Ne patladı? Güncellemiz patladı. Güncelleyi nerede çağırıyoruz? Şu deminki şurada çağırıyoruz. RH eksi 1 olarak gelmiş. Değil mi? Evet, RH eksi 1 olarak gelmiş. Oysa biz bekliyoruz ki RH bizim için eksi 1 olmayacak. Neden? Çünkü şöyle yapıyorum. Ne yapıyorum? En iyi hamle ne diyorum? Eksi 1 ise şunu atalım, bu hani bizim yazdırmak için yaptığımız bir şeydi. Eksi 1 değilse RH'ye rastgele diyorum. Ha, ters diyorum. Eksi 1 ise rastgele hamle diyeceğim. Eksi 1 değilse buraya gidecek, tamam. Değil mi? Evet. En iyi hamle ne dedim? En iyi hamle eksi 1 ise rastgele bulacağım. Değilse normal en iyi hamleyi yapacağız. Sanırım şimdi 1, 2, 3, 1'ler falan gördüm. 1, 2, 3, 1'ler nedir? Bunları şeyden yazdırıyoruz. Yeni değer atıyoruz ya, şurada yazdırmıştık. Yeni değer geldi. Hani bir uzunlukta, iki uzunlukta, üç uzunlukta zincirler bulmuşuz demek ki. Şu şekilde çalıştırınca bittilerimi görüyorum. Oyunu sık sık bitiriyoruz. Ve şöyle bir şey de söz konusu. Şimdi hani zekayı yapıyoruz ya, başlattıkça yeniden oluşmuş oluyor bu zeka aslında. Zekayı yaparken şöyle bir şey yapmam lazım benim aslında. Ne yapacağım? Aslında hani az önce bahsettiğim şey, her seviyeden kaçar defa eğitmek istiyorum ve maksimum kaç gidecek? Hani karıştırı 2 tuttum ya, bu artan bir değer olsun bence. Ve bunu da bir döngünün içerisinde tutalım. Yani üçüncü bir değişkenimiz olsun. Karde. Şu şekilde bir integer karıştırma değeri geliyor bize dışarıdan. Karde max geliyor. En fazla kaça kadar karıştırmaya kadar gitmek istiyorsun? Bu onu söylüyor. K ise hani bir turda veya her karıştırmadan kaç defa yapalım? J max ise bitirmek için kaç defa şey yapacağız, uğraşacağız. Yani en fazla kaç hamle kadar uğraşacağız, onu söylüyor. Mesela her birini 100 defa bitirmek için 500 makul gibi geldi bana. Ve karıştırmamız en fazla mesela 20'ye kadar gitsin. Yani bu bitiyor mu mesela, bir önce onu test etmek isteyeceğim. Başlattık, sona eren bir şey. Sonra da şöyle bir şey yapmak isteyeceğim. Hani zekamızı eğittik ya, çok akıllı falan oldu diyoruz ya. Şu en başta karıştırmam şart mı? Neyse, yine karıştırıyor olayım. İçinde karıştırıyorum aslında zaten. Değil mi? Zekayı oluşturdum. Şurada yeni oyun olarak yapıp karıştırıyoruz zaten.
Başta hiç karıştırmıyoruz aslında. Ha tamam, başta hiç karıştırmadan ekledik ya, az önceki sıkıntı oydu. Zaten bitmiş oyunu biz deftere ekledik, ancak bitmiş oyun için kendisi iyi bir değere sahip değildi. Evet, o ayrım mesela, hani else'den çıkardık ya o if'li şeyi, o yüzden iyi bir şey yaptık orada. Sonra şöyle bir şey diyeceğim. Zekamı eğittim falan, çok akıllı oldu ya. Oynasın o zaman diyeceğim. Yeni bir oyun oluşturacağım şurada, yine üçlükten. Ondan sonra diyeceğim ki o bir karıştır. Karıştırırken de insaflı olmak için, hani yukarıda eğitirken mesela 20 tane karıştırmışız, burada 15 defa karıştırdık. Diyeceğim ki o bir oyun bitti mi false olana kadar, şurada tekrar declare etmeyeceğim elbette. Bu false olana kadar diyeceğim ki oynayalım. Şimdi zekamızı eğittik ya. Zekamız bize iki şey söylüyor aslında. Oynayabiliyor bir oyunu. Hani oyna dediğimiz zaman belli sayıda eğitmek için oynuyor. Bir de hamle yapabiliyor. Hamle yaparken de kendi içindeki oyun için hamle yapıyor aslında. Bir de şöyle public void mi? Void mi olsun? Void verilen oyunu oyna olsun hadi. Verilen oyunda hamle yap olsun ya da. Bir oyun veriyorum. O demiş olalım yine. Bu oyunda bir hamle yapmanı istiyorum. Eğitim falan istemiyorum. Sadece hamle yapmasını istiyorum. Eğitim falan istemeyip sadece hamle yapmasını istediğim durumda aslında şuraya kadar olan kısmı alıyorum. Hani defteri falan güncelleme yok. Buraya yapıştırdım. Ne yapıyorum? Mevcut oyunu kodladım. Defterde var mı yok mu alıyorum. Defterde varsa ne ala, yoksa da bir rastgele hamle yapacağım. Çünkü benden hamle yapmam bekleniyor. Hamle de yaparken şuraya yazayım. Print hamle RH print line hatta elan. Bu hamleyi yaptım. Yapıyorum diyor. Aşağıda da oyun bitene kadar zekadan verilen oyunda hamle yapmasını isteyeceğim. O bir de hamle yapacak. Bizim oyunu da yazdıracağım. Şimdi eğittik eğittik. Bakıyorum. Karıştırınca şöyle bir resim ortaya çıkmış. Sonra hamle bir demiş. Yani şunu sola kaydırmış. Bakıyorum hani bir hala herhalde sol yazdığımız yerde. Evet. Bir sola taşıyormuş mesela. Sonra böyle ne yapmış? Aşağı taşımış, sağa taşımış, yukarı taşımış, sağa taşımış falan filan. Çözmüş mesela. Şöyle bir şey yapalım. Biraz zorluğu arttıralım. Hani en fazla 20 karıştırıyoruz ya, 40'a kadar karıştıralım. Benim verdiğim oyunda da mesela 30'a kadar karışmış bir oyun olsun. Çözmesini beklediğim. Çalıştırdık. Eğitiliyor. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aa, çok çok kolay bir oyun denk gelmiş ama buna. Demek ki karıştırmanın da fazlası her zaman o kadar şey değil. 300 defa karıştırayım bakalım ne olacak. Mesela şimdi bir dakika, sonda gerçekten bitirmiş. Ve yani hani şu bayağı karışık. Ben buna bakarsam korkarım yani herhalde. İyi güzel. Peki. sorulabilecek en temel soru belki. Şu bazı yerlerde doğrudan 3 yazdım çünkü onu biliyorum. Hamle harici. Ha şurada setup'ın içerisinde şöyle oyun, ha oyunu kendisinin boyutundan oluşturuyorum zaten. Tamam, orada sıkıntı yok. Şöyle ayrı bir şey yapmaya gerek yok o zaman. Şimdi hani temel kafamdaki temel soru şuydu. 4'e 4'lük yapsak yapar mı? Hiçbir şeyi, başka hiçbir şey değiştirmeden. Çünkü oyun biraz daha zorlaşıyor. İhtimaller artıyor.
ve çözmesi pek belki de hani öğrenmesi için daha uzun bir öğrenme süreci gerekiyor olabilir. Ama bakıyorum burada şeyler makul mü gözüküyor? Yani şey 4'e 4 olmuş, 4x4 olmuş öncelikle. Daha az karıştırdığım bir örnek üzerinden şey yapsam. Yani 4x4 olunca 40 defa 40'a kadarlık karıştırma yeterli olmuyor belki. Veya 500 hamle de bir şekilde ulaşması yeterli olmuyor olabilir. Veya belki de çok uzun bir yoldan bitirmeye çalışıyor. Ama bir şeyler oluyor. Şey değil yani, boş değil. Bu hani eğitilmiş halini çözmeye çalışması. Ve bu eğitilmiş hali rastgele adımlar da atıyor olabilir bazen şu an yani hani şey olarak. Şey garanti değil çünkü. Hani öğrendiğini mi uyguluyor değil mi? O garanti değil. Şurada şöyle bir şey yapabilirim yalnız. Maksimum 5000 hamle. Her hamleden 100 defa ve burada karıştırma miktarımız mesela 50'ye kadar çıkabilsin. Ben oyunu test ederken 20 defa karıştırmış olayım mesela. Herhangi bir yerde şey yapmış olmamak istiyorum yalnız. Hani 3x3'e endeksli bir şey yapmamış olayım. Yani benim için az önce acaba öyle bir şey yaptık mı diyordum. Bir de sayıları biraz fazla yazmış olabilirim şimdi. Ama bir şeyler eğitiliyor muhtemelen şu an arka planda. Henüz bizim oyunu oynamaya başlamadı. Şöyle bir sıkıntı olabilir yalnız. Bizim hani defterimiz var ya, o defter bayağı bir şişebilir. Hani deftere bir şeyler ekliyoruz olacak çünkü. Ama şey yaptı. Bizim oyunu çözdü mesela. Az karıştırdığımız oyunu. Hamle olarak bakıyorum. Mesela şöyle bir oyunu çözmüşüz. Ne yapmışız? Hamle 0, hamle 3, tık tık tık. Yani çok da aşırı kolay bir oyunda gelmemiş mesela. Ama çalışıyor, güzel. O zaman iyi günler demeden önce bir de şey diyeyim. Hani bunu mesela eğittik ya sistemimizi, uzun uzun eğittik. Kayıt edebilmek iyi olur aslında. Ama bu bölüme sığdırmaya çalışmayalım onu. Belki ileriki bir bölümde yaparız. Hoşça kalın, görüşmek üzere.